Efendim 2020 yılını geride bıraktık, 2021 yılına başladık. Bu yılın özellikle son aylarda, hatta son ayda en popüler olan yatırım aracı tabii ki Bitcoin'di. Kripto paralar değil bakın, Bitcoin çok enteresan hareketler yaptı. 2020 yılında %300 yükselmiş Bitcoin. Bravo, evet, %300. Sadece Aralık ayında %50'lik bir yükseliş var ve rekor üzerine rekor kırdı. Şu anda da 29.800 dolar civarında. Bugün neler konuşacağız? Piyasayı konuşacağız, Bitcoin'i konuşacağız. Çok merak ettiğinizi bildiğim XRP ya da Ripple, onları değerlendireceğiz. Yine senden dolayı çok merak edilen AVAX meselesi var. Türkiye'de de ilk listeleyen biziz. Evet. Hatta dünyada Türk lirası karşılığında AVAX alabilecekleri birkaç kurumdan bizdik. Yani ilk listeleyen biziz yani. AVAX'ı konuşacağız, XRP'yi konuşacağız, Ethereum'u konuşacağız. 2020'de neler oldu? Uzun uzun ondan bahsetmek lazım. Yarın Bitcoin'in doğum günü. Aslında kripto paraların doğum günü. Çünkü ilk kripto para Bitcoin. Evet. Bitcoin'in doğum günü 2008'den bu yana neler oldu? Sıfırla başlayan süreç nasıl oldu da neredeyse trilyon dolarlara ulaşmaya başladı? Onu biraz sizler için değerlendireceğiz. Tabii ki 2021 beklentilerimizle konuşacağız. Bu yükseliş devam edecek mi, etmeyecek mi? Kritik noktalarda satışlar gelir mi? Bunları da konuşacağız. Sevgili dostum Gökalp İçerli. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk abi. 2020 genel olarak üstad, kripto paraların geneli ve blok zincir teknolojileri, bu işin felsefesi için iyi bir yıl oldu. Maalesef pandemi biraz buna katkısı var. Pandeminin ardından gelen merkez bankalarının yaptığı destekleyici para ve mali politikaların bunda etkisi var. Yani işte Fed'e bakıyoruz. Fed bir yılda bugüne kadar basmadığı kadar parayı basmış. Yani tek seferinde. Neden bastı? Çünkü 1929 ekonomik buhranına, büyük buhrandan beri ilk kez Amerika bu kadar küçüldü tek yılda. İşsizliğin saçma sapan bir yere gitti. %20, %30 seviyelerine gitti. Dünya ekonomisinin küçüldüğü, Çin'in küçüldüğü, daha sonra hızlıca toparladığı, Amerika'nın gene %33, %34 küçüldüğü bir çehreden bahsediyoruz. Avrupa'nın. Tabii, Avrupa'nın aynı şekilde. Yani işte bizi teyit geçti gene pandemi ama dünyada böyle bir etkisi var. Yani evet. Günün sonunda da kripto paraların geneli için aslında pozitif bir yıl oldu. Geldiğimiz yerde işte 29 bin. Yani hani biz seninle ilk yayına Eylül'de başlamıştık. Eylül'ün sonunda 29 bin, 30 bin dolar beklentin var mı diye Gökalp sorduğunda dürüstçe söyleyeyim evet yoktu. Durumun ve gidişatın pozitif olduğuna dair zaten okumalar yapıyorduk. Burada da anlatıyorduk hep yani başından beri ama 29-30 bin rakamları iddialı rakamlar. 12 bin, 13 bin dolara itidalli yaklaşıyorduk. Tabii evet. 11.500 dolar dediğimizde ya bir dakika abi onu burada söyleme falan yapıyordum ben yani. Hani tamam da hani söyleme falan yapıyorduk. Şimdi 20-30 bin dolar seviyesine geldik. Bunun içerisinde bir sürü katalizör var. Yani hani kurumsal katılımcılar var. Piyasanın başka bir yere evrilmesi var. Mayıs ayındaki halving var. İnsanlar onu unutuyor ama halving aslında çıktısı şu, daha az mine edilen Bitcoin demek. Ve toplama baktığımda da gerçekten kripto paralar için pozitif ne olması gerekiyorsa bu yıl hepsi oldu. En iyi yıllardan birisi. En iyi yıl denebilir buna. En iyi yıl denebilir. Yani tarihe bakıyorum. İşte 2010'dan itibaren bakıyorum. 0.30 dolarmış şey Bitcoin. 2010'un kapanışında. Sırasıyla 2011, 2012, 2013 diye sıralayacağım. 4.25. Bunu bugün sabah gelmeden terminalden çektim Bloomberg'ten. 13.51. 740 dolar. 310 dolar. 2014'te 317 dolardan kapatmış mesela. 2015'te 430 dolar. Dolardan kapatmış. 950 dolar, 14 bin dolar. 2017 14 bin dolardan kapatmış. Sonra işte herkesin eleştirdiği ve işaret ettiği o çöküş. 2018 yılındaki 3700 dolar. 2019 7100 ve şu an geldiğimiz yer 29-30 bin dolara yakın bir seviyedeyiz. 2017'deki durumla işte o çöküş diyoruz. Evet, oradaki hikayeyle farklı olduğunu hep anlatıyoruz. Bu arada yine kibir ve ukalalık gibi gelmesin lütfen insanlara. Ya ilk ya da ikinci ayında ben yine şunu söylemiştim. 2017'deki bubble'dı, bir balondu ama şu an eğer piyasa yükselirse oraya doğru gitmez. Neden gitmez demiştin. Hani 20 bin dolar bubble'dı, neden öyle değil diyordun Gökalp demiştin. Ben de onu anlatmıştım. Çünkü onun içerisinde histerik bir fiyatlama var demiştik. Gelen aylarda da daha sonra da bunun altında doldurmuştuk. Yani terminalden aldığımız verilerle doldurmuştuk. Şu anda başka bir yerdeyiz. Neden? Kendi kendimi güncelledim hafta sonu sabah gelirken. Sıfırdan büyük olan bakiye sayısı 33 milyona çıkmış. Yıl başına 28 milyonmuş. Toplam adres sayısı 600 milyondan 596 milyondan 760 milyona çıkmış. Toplam yaratılan Bitcoin adresi sayısı. Future kontratlarda trade edilen rakam 7 milyar doları geçmiş tüm borsalardaki. Yıl başına neredeyse sıfırdı bu arada bu rakam. Bu ne demek? Adres sayısı artıyor. İşte future'lardaki trade edilen rakam artıyor. Ne demek? Katılımcı geliyor demek buraya, öyle değil mi? Diğer taraftan da yıl başında 2.9 milyon BT varken tüm borsalarda şu an 2.3 milyon BTC var. Yani insanların alıp sattığı BTC rakamı da aslında düşmüş. Ve düzeltilmiş arz miktarı. Biz burada yine birkaç kere onları referans verdik.
çıkardık. Adjusted supply dediğimiz işte kaybolan, unutulan ya da artık hareket edilmeyen, hareket etmeyen bitcoinlerin, 7 yıldan fazla hareket etmeyen bitcoinlerin düzeltilmiş arzın söylediği rakamsa 15.3 milyon BTC. Yıl başında kaçtı? 15.4'tü. O da azalmış. Bu arada işte sadece Aralık ayında 28 bin civarında Bitcoin üretilmiş. 28 bin 100 civarında Bitcoin üretilmiş. Bir tane abinin biri geliyor Grayscale'de 72 bin tane Bitcoin alıyor. Sadece Aralık ayında. Şimdi böyle olunca da elbette 3 katı ne oluyor? 3 katı. Yani. Ve sadece Grayscale. İşte MicroStrategy var aynı şekilde. Alım yapan devasa. Gerçi Grayscale son bir haftadır dokunmuyor. Yani yeni bir alım yok ama işte MicroStrategy var. Daha sonra MassMutual Fund vardı. Bu da gene 2 yayın önce konuştu. BlackRock, Fidelity Investment, bunlar hep söylüyoruz yani. Sektörün hep büyükleri ve bu oyunun içerisine giriyorlar. Getirdikleri yerde fiyatı bu. Arz düşüyor. İllikit olmaya başlıyor piyasa. Bitcoin'e ulaşım zorluğu artıyor demek bu. Bu tabii 2008 yılının ortalarında diyelim. Yani Satoshi Nakamoto'nun kişi ya da kişilerin koyduğu felsefe ve vizyonla örtüşüyor mu? Onlar bunu bekliyor muydu dersen emin değilim onların da bu kadarını beklediğinden ama piyasa oraya doğru gidiyor ve aslında onların vizyonu hala korunuyor. Bitcoin'de tehlikeli bölge neresi? 13-14 bine gitmeyi ihtimali var mı bu seviyelerden? Ben vermem o yani yüksek bir olasılık atfetmem. Hayır demiyorum. Benim için ne zaman bu tehlikeli olmaya başlar? Veya insanların canını ne zaman acıtır bu? 2 gün içerisinde Bitcoin'in 40-45 bin 50 bin dolara gittiğini görürseniz oradan birilerinin canını acıtabilir. O trene 40 bin 45 binden atlar ve o geri çekilme eğer 30 bin 32 bin dolara olursa o zaman %30 %35 parasını kaybetmiş olur. Panikle de satarsa tabii parasını kaybeder. Dolayısıyla şey yüksek oynaklığın getirdiği fiyatlama yukarı ya da aşağı fark etmez. Yüksek oynaklığın getirdiği fiyatlama sonrasında yatırımcılar bu işten asetten bağımsız, varlıktan bağımsız maalesef zarar ediyorlar. Bitcoin'de de fiyat olarak şurası tehlikeli diyemiyorum açıkçası gerçekten. Anlamlı bir geri çekilme de beklemiyorum yani. Anlamlı geri çekilmekten yani can yakacak bir geri çekilme de beklemiyorum. Yani şu 3000 doları beklemiyorum diyorsun. Beklemiyorum evet. Yani 2017'deki hareketi beklemiyorum. Şimdi XRP'yi konuşalım. Geçen hafta da yine söyledim. Oradan bir şey çıkmasını beklemiyorum. Çünkü regülatörlerin yatırımcıyı korumak gibi de bir görevi var. Bu görevin getirdiği sorumluluk da evet borsalar delist ediyor şu an XRP'yi. Hatta en son büyük Çin borsalarından bir tanesinin Amerika uzantısı da delist etti. Ve bunun arkasından da başka paraların da başka para birimlerinin de borsalar tarafından çıkarıldığını görüyoruz. Ha? Coindesk'te vardı. Dün ya da bir önceki günün haberi galiba. Monero'yu, Dash'i ve Zcash'i delist etmiş. Yani listeden çıkartmış artık. Alıp satımına izin vermiyor. Büyük bir borsa. Bittrex'i bir borsa. İnsanlar onu okuyup ah vah ediyorlar. Aman ne oldu, yandık bittik falan. Ben öyle okumuyorum hiç yani. Bence güzel bir şey bu. Çünkü ilk başta 2013-2015'te vesaire borsalar böyle para birimleri alıp satarlardı. Hala da satıyorlar yani birçok yerde. Ama bunu şu şekilde yorumluyorum ben. Demek ki borsalar kendi otoregülasyonlarını yapıyor ki Monero bu arada delist ettikleri parayı da söyleyeyim. Bunu bahsetmedik. Direkt delist deyip geçtim. Monero aslında izlenmesi neredeyse imkansız bir para birimi. Yani Bitcoin'de şunu yapabiliyorsunuz. Bir suça bulaştıysa bir Bitcoin adresi bu ipi çekip aslında yurt dışı yurt dışı her neyse yani suçun da tabii büyüklüğüyle alakalı ilgili borsaya ya da ilgili wallet servise her kimse ulaşıp aslında onu sorabilirsiniz. Eğer adam kalkıp kendi nodunda bunu kendi sunucusuna bunu çalıştırmıyor. Kendi sunucusuna çalıştırıyorsa bile o kripto para bir gün bir yere gidiyor. ABC borsasında cash out etmeye çalışacak onu. Dolara dönmeye çalışacak. Nakit paraya dönmeye çalışacak. Oraya dönmeye çalıştığında zaten parayı takip ettiğiniz için aynı sanki şey gibi ne denir? Seri numarası olan paralar gibi düşün abi. Bitcoin'de bunu bulmak çok kolay. İnsanların büyük eleştirilerinden bir tanesi de bu. Teknolojiyi bilmeyenlerin, altını çiziyorum. Teknolojiyi bilmeyenlerin işte Bitcoin AML ve KYC süreçlerinde işte şey hani aslında başka şeylerin finansmanı için kullanılıyor. Evet öyleydi ilk başta. Şu an orada değiliz. Abicim yani bankalar var. Gelsinler bakalım bizim borsada selfie yamuk çektiklerinde kabul ediyor muyuz müşteriyi? Birçoğu hep öyle yani Türkiye'de. Yurt dışında da bu şekilde. Adı büyük borsalara gitsinler bugün. 45 dakikadan önce hesap açamazlar. Selfin lazım, kimliğin lazım falan filan. Şu an herkes bu işlere çok dikkat ediyor. Monero'yu delist eden Bittrex'in de yaptığını ben biraz böyle yorumluyorum. Piyasa kendi kendini regüle etmeye başladı aslında. Bu da güzel bir şey. Tabii sonunda şunu söyleyeceğim. Yatırımcıları da korumak gibi de bir görevi var. Zaten regülatör bunu yapmaya çalışıyor aslında. Yatırımcıyı korumak için bunu yapıyor. AVAX'ı Ether'den de biraz bahsedelim. Tamam. Sonra diğer konuya geçeriz. Tamam. AVAX'ta açıkçası birkaç tane son birkaç aydır biz yani birkaç haftadır düzeltiyorum değinmiyorduk AVAX'a. Biraz da konular da birikti. Hazır şimdi hareket varken bir anlatayım dedim. Birkaç tane atılım var AVAX'ın. Avalanche platformunun, AVAX'ın demeyelim. AVAX onların token'ı. Bir Securitize'da bir anlaşmaları var. Yani Securitize kendisi aslında diyor ki ben artık Avalanche'ı kullanıp Security Token ihraç edecek. Securitize firması kim? Şu an 150 tane kurumsal kullanıcısı var. SEC ve FINRA
tarafından da regüle edilmiş bir kurum bu Securitize. Bunlar Security Token ihraç ediyorlar ve artık bunu Avalanche platformunu kullanarak yapacaklarmış. Bayağı iddialı ve güzel bir haber aslında. Aslında ilk niyet buydu değil mi Avalanche'da? İlk niyet bunun benzeri bir şeydi. Bu da dahildi ama. Buradaki sektör biraz büyük. Şöyle ki şu an sadece private security piyasasında 2.9 trilyon dolarlık bir pasta var. Ve bunu da sadece %2.5 civarında akredite dediğimiz yatırımcılar tarafından oluşuyor. Akredite yatırımcı ne demek? Yıllık 200-300 bin dolarlık bir gelirin varsa akredite yatırımcı olarak tanımlanabiliyorsun. Securitize'in yaptığı iş aslında bunu halka indirmek diyebiliriz. Avalanche'in yaptığı yeni şeylerden bir tanesi bu. Bir diğeri ILO diye. Initial Litigation Offering, yani ilginç bir çevirisi var. Birincil dava arzı denen bir şeye aracılık ediyorlar. Bu da dünyada ilk. Çok ilginç. Bir davayı tokenize ediyorsunuz. Fonlanması güç olan, pahalı olan bir davayı tokenize ediyorsunuz ve bunu da yatırımcıyla paylaşabiliyorsunuz. Bu fonlama işi yeni değil. 2014'ten beri bunu bir LexShare diye bir şirket yapıyor ve ilginç de rakamları var. 2014'ten bu yana toplamda 103 tane dava almış bu arkadaşlar. 43'ünü bunu sonlandırmışlar, finalize etmişler ve kabaca başarı oranları da %70, getiri oranları da %53. Giderler ve vergiler düştükten sonra bu benim diyen hedge fondan bayağı iyi bir getiri. Şimdi Avalanche bunları da aracılık ediyor aslında bir taraftan. Velhasıl ilginç bir yere doğru gidiyor. Bu arada birçok NFT'ye, non-fungible token'a aracılık etmesi, CoinSafe'le yaptıkları Avalanche ve Ethereum arasındaki bir bridge, bir sürü haber var. Yani son 3 ayda bir sürü şey yaptı. Mesela şu CoinSafe'in yaptığı şey de ilginç. Bunlar Avalanche ile Ethereum arasında bir bridge inşa ediyorlar. Avalanche'ın C-Chain ile ERC20 ve ERC721 networkleri arasındaki bir ağı oluşturuyorlar aslında. Bu bir ihtiyaç. Ethereum tarafında da 2 milyon 188 bine geldi. Ether 2.0 stake'i. Arzda bir azalma görüyoruz. Toplam yıl başına 17 milyondu. Sirkülasyondaki Ether miktarı. Şimdi 16.3 milyon dolar civarında. DeFi tarafı kabaca aynı. 14.5, 14.53 milyar dolar token ya da projesi diyebiliriz var. Tabii Ether hala bu bizim bütün anlattıklarımıza Bitcoin'de olanlara rağmen beklendiği kadar hızlı hala yükselmiyor. İyi ki doğdun Bitcoin mi diyelim o zaman? İyi ki doğdun. Pasta getirseydim keşke. Pasta keşke bir pasta. Mum üfleseydik. Mum üfleseydik, evet keşke. Yarın mı oldu her şey? Güzel, evet. Yarın mı oldu her şey? Her şey yarın oldu, evet. 2008'in Ağustos'unda başlıyor. Şimdi bunu şeyle ilintilendiriyorlar. Finansal krizde, ama ben yanlış hatırlamıyorsam finansal kriz Eylül-Ekim gibi falan patladı sanki. Halbuki 90'larda, 92-96, yani 2000'lerden bile önce aslında kriptografi fikri kapalı forumlarda ve mail gruplarında zaten konuşuluyormuş. Amerika'da. 2008'in 18 Ağustos'unda ilk bitcoin.org domaini register ediyor kişi ya da kişiler. 31 Ekim'de o bahsettiğim mail grupların bir tanesinde şu an bitcoin.org'dan download edebileceğiniz peer-to-peer cash, electronic cash system denen o Bitcoin'in white paper olan aslında makaleyi o mailing liste dağıtıyorlar. Sonra da 3 Ocak'ta ilk Bitcoin network'ü kuruluyor. Genesis block yaratılıyor. Sonra da bugünlerdeyiz. Tabi Satoshi Nakamoto'nun ortaya koyduğu vizyonla şu an geldiğiniz yer arasında acaba o günden baksa burayı görüyor muydu? Bu kadar işin başka bir yere gideceğini biliyor muydu? Bilmiyorum. Biliyor da olabilir. Yani bu öngörüde bulunmuş biri bunu da düşünmüş de olabilir bir taraftan. Hala kişi mi kişiler mi onu bilmiyoruz. İlk yıllarda milyonlarca Bitcoin mine ettiği düşünülüyor. Sonrasında da 2012'de zaten bu iş Bitcoin Foundation'a kalıyor. Onun el verdiği Gavin Anderson diye bir beyefendi var. Eylül'ün 2012'sinde kuruluyor ve bugünlere doğru geliyoruz. Tabii o zaman fikir bir elektronik cash transferi fikir bu yani. Şu an geldiğimiz yer bambaşka. Yani Ether, DeFi, NFT, non-fungible token dediğimiz işte ne bileyim telifi, işte bir portreyi falan hani içine gömebildiğimiz şeylerden tutun başka bir yere doğru gidiyoruz. Dün ya da bir önceki gün Dünya Ekonomik Forumu'nda bir makale yayınlandı abi. Orada işte geleceğin teknolojileriyle alakalı da hani atıfta bulunuyor 3-5 tane şey. Şimdi bakıyorum söyledikleri şeylerden bir tanesi AI, yani Artificial Intelligence, yani yapay zeka. Bir diğeri blockchain, diğeri otonom araçlar. Bir tanesi nesnelerin interneti, dronlar var mesela. Şimdi bakıyorum beni heyecanlandıran, son yıllarda heyecanlandıran projelerden bir tanesi de bu blockchain falan hani konuşuyoruz evet de hani SpaceX'in Starlink projesi var ya. Korkunç bir proje. Dünyanın her yerinde. Her yerinde. Neredeyse dünyanın tamamını, bütün o köyler, kasabalar, dağlar, dereler yani hepsini cover eden bir internet ağından bahsediyoruz. Uydu interneti. Uydu interneti 100 megabitin üstünde her an erişebildiğiniz bir şey. Bu konuştuğumuz şeylerin hepsi aslında bir teyit mekanizması ve bir iletişim problemi. Öyle değil mi? Bir para transferi probleminin çözümü ve teyit mekanizmasının çözümü. Ve eğer ki biz şu an neyle bağlanıyoruz? İşte 4-4.5 dünyanın bazı yerlerinde 5G ile bağlanıyorlar internete. Ama yine hala hep bağlanamıyorlar. Orman yolundan geçiyorsun, internetin olmuyor. Birbirinden bağımsız mobil servis sağlayıcıların elinde bu iş.
Ama o durumda hayal ediyorum. Starlink'in kendi internet sitesinden kredi kartımla ya da Bitcoin'le internet satın aldığımı hayal ediyorum. Bu bambaşka bir yere gidiyor. İşte hani bu hani drone, otonom araç, nesnelerin interneti, bunların hepsi bir internete bağlı olma, bir connected olma halini beraberinde getiriyor. Olaya sadece blockchain ve hatta daha da at gözlüğü takarsam, yani kripto paralar olarak bakarsak, bunu çok sığ yorumlamış ve çok sığ görmüş oluruz. Yani işte insanların şu an çıkıp da bu yaptığı yorumları biraz üzülerek açıkçası takip ediyorum. Bitcoin'e yapılan, kripto paraların geneline yapılan. Halbuki bambaşka bir yere gidiyor. Yani bunun hepsi komple bir dijital dönüşüm paketi. Blockchain teknolojisi bunun içinde bir tanesi. Nesnelerin interneti dediğimiz şey bu. Bu nereye doğru evrilir? Hizmetlerin ve süreçlerin daha optimize olmasına, daha verimli olmasına doğru evrilir. Akıllı bu, şehirler, akıllı fabrikalar, akıllı evler, akıllı okullar. İnsana daha az ihtiyaç olması demek, daha az kusur demek. Yani bugün izliyoruz Tesla otomobilleri. Amerika'da otobanda kilometrelerce, hatta yüzlerce kilometre sürücüsüz gidiyor. Şimdi bunun bütün otomobillerin yapabildiğini düşünsenize, nasıl bir verimlilik ortaya çıkar? Zamandan tasarruf, beşere ait olan, insana ait olan birçok yükümlülüğün makineler ya da internet ya da ağ tarafından yapılıyor hale gelmesi demek bu. Blockchain konuşuyoruz ama hani burada biraz konunun alakası, çok da uzatmayacağım bu işi. Starlink projesi ayağa yere basan bir proje ki hemen ardından Amazon burada bir eksik olduğunu görüp o da kolları sıvayıp biliyorsun bu işlere dalmış. Dolayısıyla bence gittiğimiz yer ve 2020 yılının genelini bu şekilde yorumlamak lazım. Zaten mesela burada İstanbul'daki blockchain ekonomi zirvesinde de katılanlar varsa, bir daha ne zaman yapılır bilmiyorum pandemiden dolayı da, yani orada nesnenin interneti falan da konuşuluyordu. Bu komple bir paket ve bunu konuşan şey Dünya Ekonomik Forumu şu an. IMF benzer şeylerden bahsediyor. Dolayısıyla bunu sadece ya kripto para, Bitcoin çok çıktı, 30 bin dolara gitti, ayağı yere basmıyor falan. Bu söylem çok biraz ucuz yani sanki kalıyor. Çünkü bambaşka bir paketten bahsediyoruz. Bu paket de Satoshi Nakamoto'nun vizyonu ve felsefesiyle örtüşmüyor diyemeyiz. Yarın da Bitcoin'in doğum gününde buna da bir dokunmak ve söylemek istedim. Bu arada merkez bankaları işin içine çok hızlı bir şekilde girmeye başladı zaten. Eğer ticari bankalar, commercial'lar kalkıp kripto para alım satımına aracılık etmeye başlarlarsa Türkiye'de ya da bir yerde ve bu anlamlı bir hale gelmeye başlarsa, o zaman merkez bankaları elinde tuttukları Bitcoin'in bir kısmını kendilerine park etmelerini isteyebilir. O zaman da rezerv tutmuş olur. Dolayısıyla bunları hep pozitif olarak okumak lazım. 2021 ne olur abi? 2021'de türev piyasalarda daha fazla alım satılmasını bekliyorum. Bazıları bunu ya adam orada alıp satıyorsa açığa da satıyordur. Bundan dolayı da açığa satabilir adam diyor. Ama ben onu sadece öyle yorumlamıyorum. Yani orada full spekülatif bir işlem yapılmıyor çünkü. Bir bu. İki, Tether var. Biz de kendi borsamızda listeledik. Birkaç tane daha itibarlı diyelim, reputable, stabil coin var. Bunların birkaçını daha da listeleyeceğiz bu arada. Hatta belki Türkiye'de bunları listelenen ilk borsa olabiliriz. Bunların da oyuna daha fazla katılmasını bekliyoruz. Şu anda da zaten yaratılıyor ve yaratıldıkça da borsalara geliyor. Borsalara geldiğinde bu adamlar yine aynı cümleyi kuracağım. Bu bununla kalkıp elma mandalini almıyor. Yine Bitcoin Ethereum oluyor yani. Diğer taraftan da regülatör tarafından ve para izleme otoriteleri tarafından, işte Amerika'daki FinCEN, bizdeki MASAK, Amerika'daki Hazine Bakanlığı'na bağlı bu arada FinCEN. Yeni yeni haberler duyuyoruz. Bu haberleri duymaya devam edeceğiz bence ama 2021'in belki ikinci yarısında, belki ikinci çeyreğinde, bilmiyorum. Yavaş yavaş yönetmelikler yayınlamasını bekliyoruz. Çünkü yine bu yayında şeyi söylemiştik. IRS artık insanların tuttukları kripto varlıkları da bildirdikleri vergi formlarında eskiden opsiyoneldi, sonra zorunlu hale getirdiler demiştik. Şimdi FinCEN aynısını yapıyor. Offshore'da Amerika dışında tutulan 10 bin doların üstündeki kripto varlıklar için bildirim zorunluluğu gelecek dedi. Henüz hayata geçmiş değil. Hayata geçmesi bekleniyor ama 2021'in erken günlerinde. Pozitifiz. Yani hani fiyat vermeyeceğim. Peki. Var mı ekleyeceğim bir şey? Herkesin yeni yılını kutlarım. Yeni yıl inşallah hepimize sağlık getirir. Geri kalan her şey bizim elimizde. Çok çalışarak, Atatürk'ün dediği gibi, çok çalışarak her şeyi elde edebiliriz. Kendi yolumuzu çizebiliriz. Ama sağlık işte elde edemiyoruz yani. Yapabileceğimiz tek şey uzak durmak diyorum. 3,5 aydır maskesiz burada program yaptım. Yani ben de rezil etti şu anda. Estağfurullah. Şuradan iki maske çıkarsa. Kolumuza takarmış. Benim vardı biliyorsun, ilk programda öyleydi. Bir sürü de yazdılar. Yani. Yazdılar. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek abi, ben teşekkür ederim. Bir kere şunu söyleyeyim arkadaşlar. Mümkün olduğunca fiyattan çok kripto paraların geleceğini konuşmaya çalışıyoruz. Ne anlama geldiğini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Artık dünyadaki merkez bankalarından büyük fonlara kadar herkes bu işin içine bir şekilde dahil olmaya çalışıyor. Ökalp'in de söylediği gibi kendinize çok ama çok iyi bakın. Gerçekten sağlığınıza dikkat edin. Zaten gerisi bir şekilde gelir. Evet. Hoşça kalın, mutlu kalın diyorum. İyi hafta sonları, iyi yıllar herkese.